Lezzetin Haritası'ndan hepinize merhaba. Lezzetin Haritası'nda bugün Bursa ilinin güzel ilçesi İznik'teyiz. İznik Gölü ile anılıyor. Toprağı ve iklimi elverişli. Haliyle sebzesi meyvesi bol, balığı da bol. Bakalım mutfağı bu kadar zengin olan İznik'in hangi güzel lezzetleri bizleri bekliyor? İsterseniz Lezzetin Haritası İznik'in güzellikleriyle başlasın. Karıştı. Hepsi keselim biz. Kestik. Açık havada İznik'te büryan yapıyoruz. Cazır cazır. Arkanıza yaslanacaksınız, yemeğin keyfine bakacaksınız. Ben yine çok yedim. İznik Gölü Marmara Bölgesi'nin birinci, Türkiye'nin beşinci doğal gölü. Harika görünüyor. Hafta sonları özellikle tekne turları düzenliyorlarmış. Bence burası her mevsim çok güzel. İznik Gölü'nden 27 çeşit farklı balık çıkıyormuş. Tatlı su ıstakozu, yayın balığı, sazan balığı, ak balık, gümüş balığı. Bunlardan bazıları, gümüş balığı özellikle ihraç ediliyor. Sadece yurt dışına çıkıyor ama diğer balıklar yöre halkı tarafından yeniliyor. Çok güzel bir yer, çok da keyifli bir yer. Bursa'ya gelirseniz, İznik'e gelirseniz bu doğal güzelliği görmeden asla dönmeyin. Rüzgarı var ama şahane. Süleyman Usta'm İznik Gölü kenarında hazırlıklarını yapmış. Bize farklı lezzetler yapacak. Günaydın Usta'm. Günaydın, hoş geldin. Hazır mıyız? Hazırız efendim. Hadi başlayalım o zaman. Ne var ne yok Usta'm? Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş izleyelim. Bulduk, iyisiniz. Çok şükür, sizler de iyisiniz. Bizler de çok güzel bir yerdesiniz. Evet, hakikaten. Evet. Neler yapacağız? Hazırlıklar tamamlanmış. Evet, kıymalı kol böreği yapacağız. Yaprak ciğer yapacağız ve fırın sütlaç yapacağız. Şahane. Önce hangisini yapıyoruz? Önce kıymalı kol böreği yapacağız. Harika. Malzemelerimiz burada. Neler kullanacağız usta? Malzemelerimiz 1 kilo un, 1 adet yumurta ve tuz. Kıyma, tereyağı. Tereyağı. Hem margarin var hem tereyağı hem kullanıyoruz. Evet. Harcımızı nasıl hazırladık? Ne harcımız, kıyması? Dana kıyması. Önce kıymamızı kavurduk. Sonra soğanımızı doğradık. Ve en son kıyma kavurduktan sonra soğanı ilave ettik. Ondan sonra soğumaya bıraktık. Karabiber var. Karabiber var. Tuz var. O kadar. O kadar. Harika. Başka bir üç şey. Üç harcımız dana kıyması, soğan, tuz ve karabiberden oluşuyor. Hamurunu hazırlayalım. Hamurunu hazırlayalım. Evet. Buyurunuz ustam. Bir kilo unumuz var burada. Kaliteli un olacak yalnız. Birinci sınıf. Birinci sınıf. Elenmiş. Ortasını açıyoruz. Havuz yapıyoruz. Havuz yapıyoruz. Bir adet yumurta kırıyorum ben buna. Yaklaşık 20 gram tuz atıyorum ben buna. Yarım litre su. Nasıl olacak kıvamı? Kulak memesine diyorlar ya, o ayarda olacak. Biraz hamurumuz yani der hamurlara göre yumuşak olmayacak. Çünkü açılırken rahat açılması için. Kol böreğinin ıspanaklısı olur, kıymalısı olur, patateslisi olur. Biz kıymalı yapacağız. Havuçlu o. Havuçlu da olur. Öyle mi? Tabii, çiğdem mi havuç tabii, biraz kavuruyor tabii muyuz? Tabii ki tabii ki. Lezzetli tabii, olur değil mi? Tabii ki tabii ki. Kulak memesi kıvamında güzelce hamurumuzu hazırlayalım. Hamurumuzun dinlenmesi gerekiyor mu? Dinlenmesi gerekiyor. Yaklaşık
hamurun tam işlemi bittikten sonra 5-6 saat dinlenmesi gerekiyor. Tabii ki. 5-6 saat. Evet. Ama ben siz geliyorsunuz diye ben daha önceden yoğurdum, dinlendirdim hamuru. Sevdiğim ustalardan. Sizler için biraz sonra açacağız ve pişireceğiz inşallah. Bakacaksınız 4-5 tadına. 4-5 deyince dakika mı acaba? Hani yarım saat 45 dakika dinlenmiş duydum ama 5-6 saat dinlenmek tabii ki bayağı bir fırında tandır yapar gibi değil mi? Evet, evet. Hamurun dinlenmesi gerekiyor. Çünkü rahat açılması için bayağı bir dinlenmesi gerekiyor. Harika. O zaman kulak memesi kıvamında güzelce hamurumuzu hazırlayalım. Sonra 5-6 saat dinlenmiş olan hamurumuzla devam edelim. Evet. Harika. Hamurum şimdi yoğruldu. Yoğurdum hamuru, hazır. Güzel. Hazır kıvama geldi. Şimdi bunu yaklaşık 6 parçaya böleceğim. Ondan sonra yağlayacağım ben bunu. Dinlenmeye bırakacağım. Ha, öyle alıp da koymuyoruz yok, kenara. Güzel. Yok. O zaman bununla keseceğiz evet. Sanırım. Biz şimdi dinlenecek olanı şu tabağı hazırlayıp kenara alalım. Çünkü ben orada hamuru gördüm. O değil mi bizim hamurumuz? Evet. Yağlanmış hamur. Ama dinlenmeyi nasıl bırakacağız onu hazırlayalım. Onu hazırlayayım. Önce yağlayacağım ben şimdi. Bir tamam buyurun. Margarin yağımız. Çok farklı yapıyoruz. Güzel. Evet evet. Uzun süre beklediği için yağlanması gerekiyor ki kuruması. Kuruması. Değil mi? Çok mantıklı. Tabii. Yoksa çatlak çatlak olur. Evet. Dinlenecek olan hamurumuzu yağladık, hazırladık. Hemen şuradakini ben alayım. Tezgahımızı yağladık. Zeytinyağı ile yağladık. Hı. Elimizi de yağladık. Rahat açılması için. Ay güzel. Şimdi öyle oklava merdane falan? Yok hiç. Hiç gerek yok. Pardon şöyle biraz. Evet. Esneteceğiz. Ha güzel. Katmer yapar gibi yapıyoruz. Şimdi kıymamızı koyacağız. Buyurun. Bu böreğin kokusu da bir güzeldir. Aman Allah'ım ben çıkıyorum birazdan fırından der. Değil mi? Evet evet. Çayı demleyin der, geliyorum birazdan. Şimdi sarıyoruz. Çok sıkı yapmıyoruz. Evet. İlkini hazırladık. Şimdi ikinciyi de hazırlayacağız ve tepsimize dizeceğiz. Evet. Şu anda tepsimizi bekliyoruz. Diğerini de alıyoruz. Bunun üzerine yumurta sarısı falan? Yok, herhangi bir şey yok. Şu anda fırınımız sıcak. Yaklaşık 170-180 derecede fırında yarım saat pişecek. 30 dakikada pişecek. 30 dakika sonra böreğimiz hazır. Güzel kokularla çıkacak. Evet. Harika. O zaman böreğimizi ısıtılmış fırına verelim. Böreğimiz, kol böreğimiz fırında pişerken ciğerimizi yapalım. Evet, yaprak ciğerimizi yapacağız. Kuzu ciğerinden. Harika. Fırına gider yaprak ciğeriyle biz de sizler için devam ediyoruz. Yaprak ciğeri için hazırlıklarımızı yaptık. Evet. Malzemelerimiz nelerdir ustam? Malzemelerimiz kuzu ciğeri. Hı-hı. Bunu yaprak yaprak keseceğiz. Kekiğimiz var, pul biberimiz var ve tuzumuz var.
kestikten sonra bir de ayrıyeten unluyoruz. Sıcak tavamızı koyuyoruz. Altını yaktıktan sonra, yağ eridikten sonra çok fazla pişirmeyeceğiz. Özelliği bunu az pişmiş yani. Çünkü yaprak ciğer olduğu için. Zaten yaprak yaprak kesiyoruz, ince olacak. Evet, ciğer ne çok pişerse kurur. Evet. Tereyağında mı kızartacağız? Tereyağında kızartacağız. Harika. O zaman önce ciğerimizi hazırlayalım. Kuzu ciğeri. Evet, kuzu ciğerimiz. Ciğerlerimizi incelttik. Evet, ciğerlerimizi kestik şimdi. İncelttik güzelce, yaprak yaprak. Hı. Kestikten sonra. Çok severim yaprak. Biraz ciğerini. Biraz pulveri gezdiriyoruz. Biraz tuz. Çok yanına fazla da böyle soğanlı, sumaklı. Tabii tabii. Değil mi? Piyaz soğanımız. Güzel olur. Şöyle birazcık onu tuzla, evet, ezeceksiniz. Şimdi tavamızı ocağa koyuyoruz. Ocağımız yanıyor. Tereyağımız erirken, yağımız tavamız güzelce kızarken ciğerimizi unluyoruz. Güzel unluyoruz, sonra fazla ununu çırpacağız. Değil evet, mi? Evet. Ben ilgileniyorum ustam. Evet, yağımız yanmasın. Ciğerlerimiz hazır. Harika. Hazır. Yağımız da eridi. Şimdi itinayla kızgın tavamıza ciğerlerimizi yerleştiriyoruz. Çok fazla pişirmeyeceğiz. Ciğerimizi çok fazla kurutmayacağız. Çok pratik değil mi? Evet, evet. İnce olduğu için çabuk da pişiyor. Evet. Daha da lezzetli oluyor ince olmasını. Lezzeti içinde kalıyor. Tabii ki, tabii ki. Kuruma. Sulu sulu olur ciğer, evet, zaten. Hemen bir servis tabağı getireyim. Ustam, sadece tabak almaya gittim ama maydanozlu soğan da hazırlamışlar. Evet, sumağı da katılmış. Evet, ciğerlerimiz hazır. Aman Allah'ım. Şahane bir sofra kurdular. Manzara muhteşem. Lezzetler de öyle. Çok özel lezzetler yaptık. Kıymalı kol böreği hazırladık. Yaprak ciğeri yaptık. Burada dana bonfile lokum var. Tereyağında cozur cozur çok güzel görünüyor. Sarımsaklı tereyağları varmış. Kendileri özel hazırlıyorlarmış. O da çok güzel görünüyor. Zeytin çeşitlerimiz var. Zeytinyağımız var. Sonra kabakları var. Özel sodalı yumurtalı bir sosa bulayıp kızartıyorlarmış. O da sofrada yerini aldı. Yoğurdumuz var, çökertme kebabımız var. Çok güzel bir salatamız var. Ben öncelikle yaprak ciğeriyle başlamak istiyorum. Bol biber ve kekikle lezzetlendirmiştik. Unu bulayıp kızartmıştık. Tereyağında kızarmıştı. Çok lezzetli olmuş. Tam ağzıma layık.
Çok güzel bir yemekti. Gerçekten çok keyifliydi. Mekan da çok güzel. Şimdi İznik'in güzellikleriyle devam edelim. Bakalım şimdi sizleri neler bekliyor? Tebrik ederim. Muhteşemsiniz. Dayanamadım. Hemen girmek istedim. İznik'te çok fazla kültür bir arada yaşıyor. Laz, Çerkez, Manav, Gürcü, Roman hepsi bir arada huzur içindeler. Kültür zenginliği var İznik'te. Göçmen kültürü de çok fazla var. Şimdi 8-10 yaş grubu arkadaşlarımız geleceklermiş. Dizilmişler oraya, çok tatlı görünüyorlar. Harman dalı oynayacaklarmış. Sonra da roman havası oynayacağız değil mi? Evet, harika. Lezzetin haritası İznik halk oyunlarıyla devam ediyor. Heyecanlı mısın? Evet. Evet. Halk oyunu ekibimizle devam edelim. Yandan yandan kelena karamela, şukar bir yav şukar çay le mange. Yandan yandan kelena karabela, şukar bir yav şukar çay le mange. Kertala le le le, kertala le le le.
bulduk. Nasılsın? İyiyiz. Seni sormalı. Sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim canım. Allah iyi zeytin topluyorsunuz. Evet, zeytin. Kaçta başladınız? Sabah 8'de. Heh, 8'de değil mi? Evet. Zeytin bol. Evet, bol. Zeytinyağı bol. Bol. Her şey bol. Allah İznik'te her şey bol. Maşallah. Her şey doğal. Hakikaten öyle. Evet, çok güzel İznik. İznik Marmara bölgesinin en geniş zeytin havzasına sahip 30 milyon ağaç varmış sadece İznik'te. Her yerde zeytin ağaçları görebiliyorsunuz. Şu anda İznik Gölü kenarında bir zeytin bahçesindeyiz. Kasım ve Aralık aylarında olgunlaşan zeytinler toplanıyormuş. Siyah olunca toplanıyor, yeşiller kalıyor. Toplanmıyor değil mi? Onlar kalıyor. Evet, yeşiller kalıyor. Çok da güzel bir gelir kaynağı İznik'te. Çoğu insan ek gelir olarak zeytincilik yapıyorlar, zeytin bahçelerinde çalışıyorlar. Burada kasa kasa zeytinler görüyorsunuz. Ben ilk zeytini ağacında gördüğüm zaman çocukken zeytini alıp meyve gibi ağzıma atmıştım. O şekilde yenilmeyeceğini o zaman acı bir şekilde öğrendim çünkü çok acıdır. İşlenmesi gerekir. Çok özeldir. İznik'in zeytini ve zeytinyağı çok çok güzel. İznik'te zeytin sofralık üretiliyor. Zeytinyağı üretimi için çok fazla kullanılmıyor. Sadece zeytin bahçesi olanlar, zeytin ağaçlarına sahip olanlar kendileri için zeytinyağı üretiyorlar. Yani hakiki zeytinyağını yemek istiyorsanız İznik'e gelmeniz gerekiyor. Canım! Çok meşgulsün aşkım. Evet canım. İsmin ne senin? İsmi Gül. İsmi Gül. Evet. Canım ablam benim. Ne var ne yok? Buralı mısın? Evet, İznikliyim. Ha, merkezden mi? Yok, köyünden. Köyünden? Evet. Harikasın. Kasım Aralık ayında çalışıyorsunuz. Zeytinleri evet. Topluyorsunuz. Evet, topluyoruz. Bu şekilde yenilmiyor da hangi işlemlerden geçiyor soframıza gelesiye kadar? Depolara basıyoruz, tuzluyoruz. Ha, tuzluyorsunuz. Evet, tabii. 6 ayda yeme yapıyor. He, ondan sonra? Evet, o zaman yemeğe geçiyor. Heh. Tuzlama 6 ay kalacak, sonra evet, yiyebiliyoruz. Evet, sonra yiyebiliyoruz. Çok güzelsin. Gözlere bak, maviş maviş. Evet. Ah, zeytinler düşüyor tepemize. Anam aşkım, tepeye çıkmış, düşeceksin oradan. İznik'in zeytini, zeytin ağaçları. Bakalım şimdi sırada ne var? Evet Ezgi'ciğim. Canım. Evet. Ayşe ablam hazırlıklarını yapmış. Zeytin ağaçlarının altında malzemeler hazır. Ne yapacağız acaba? O fırında acaba ne pişecek? Hadi gelin birlikte görelim. Canım. Ay bahçenin güzelliğine bakın. Her yer çiçek. Aşkım. Ne haber? Oy canım. Aşkım benim hoş geldin. Ay çok. Biz sabaha kadar sarılabiliriz. Çok güzelsin. Hazırlıklara bak gel aşkım. Büryan. Evet tatlı. Bu Siirt'in büryanından farklı mı? Farklı. Fırında evet kuzum incik. İncikten mi yapacağız? Evet incikten. Sonra ne yapacağız? Bak. Serap onu unuttu. Ya heyecan yaptım ben. Tatlım benim çok heyecanlıyım. Dur bakalım. Dur bakayım be. Bir dakika Serapcığım ne yapacağız aşkım? Ayşe abla unuttu. Yağmurlu yumrulu yapacağım. Yağmurlu yumrulu yapacağım sonra tatlım. Sonra ne? Paşa künkü. Paşa künkü. He. Evet tatlım sen onları yapacağım. Serapcığımdan yardım alırız. Tamam. Sen hiç merak etme. Tamam. Çok heyecanlısın. Çok heyecanlıyım. Ay dur karıştırdım dersin arada biz yardım ederiz. Tamam. Çok güzelsin. O zaman büryanın malzemeleriyle başlayalım. Şöyle evet, yer tatlım. Değiştirelim. Aynen tatlım. Şimdi evet. Önce malzemeleri sayalım. Malzemeleri canım sonra sayalım. Yapacağız. Evet canım benim. Kuzu incik var. Kuzu incik var. Bir bardak zeytinyağımız var. Hı. Tereyağımız var. Hı. Pirincimiz, 3 tane soğanımız, havucumuz. Tuzumuz, karabiberimiz. Evet. Bir de satırımız. Evet satırımız. Harikasın. O zaman ocağı yakalım. Yakalım. Başlayalım. İznik'te büryan nasıl yapılıyormuş? İznik'in 5000 yıllık tarihi var. Birçok medeniyete başkentlik yapmış bir ilçemiz. Çok köklü bir ilçemiz. Onun için lezzetleri de çok özel. Zeytinyağının güzelliğine bakın. Evet. Özel zeytinyağı. Sadece İznik'tekiler yiyebiliyorlar, dışarı satılmıyor. Tereyağımız eridikten sonra... Evet tatlı. Bunları birazcık böyle kızartacağız. Aynen. Mühürleyeceğiz.
yağımız eridi. Sıra geldi inciklere. Evet, sıra geldi inciklere. İnciklerimizi diziyoruz. Bunu o fırında mı pişireceğiz bir yana? Evet, toprak fırınımızda. Toprak fırın. Evet. Başka neler pişiyor toprak fırınında? Ev ekmekleri yapıyoruz, ekmeklerimizi yapıyoruz, tepsi ekmeği yapıp fırına sürüyoruz. Hay maşallah. Evet. Her şeyi evet. Yapıyorsunuz. Aynı. Ekmeğinizi, çöreğinizi, böreğinizi. Evet, aynı. Tereyağında hem de zeytinyağında kuzu inciklerimizi güzelce kızartalım. Sonra da büryanın diğer işlemleriyle devam edelim. Hani güzel kızardılar. Evet canım beni. Sonra soğanlarımızı koyacağız, bütün havuçlarımızı koyacağız. Bütün? Evet tatlım, lezzeti için. He, bunu ne de kullanacağız? Niye var burada? Onda yamrulu yumrulu da kullanacağız. İtimizi kıyacağız. Vaa, sen mi yapacaksın? Evet. Böyle böyle. Aynen. Ağzını. İtimizin lezzeti ay, içinde kaldı. Evet. Suyu içinde kaldı, mühürledik. Evet, evet. Biraz daha kızarsın. Tatlım sıçradı çekmesin. Ben uzakta durayım. Şimdi ben soğanları koyacağım tatlım. Evet. Atıyorum. Aynen. Uzaktan atıyorum. Evet atıyorum, tatlım. Atıyorum, kaçıyorum. Atıyorum. Sonra havuç. Evet, evet tatlım, havuçları da üzerine. Bir tutam karabiber, bir tutam tuz, suyunu koyacağım tatlım, üzerine çıkana kadar. Şöyle üzerine çıkana kadar suyumuzu döküyoruz. Açık havada İznik'te büryan yapıyoruz. Evet. Cazır cazır. Tatlım benim, bu 2-2,5 saat kaynayacak. Orada. Şimdi keselim, biz onun şeyini hazırladık, çekiyorlar. Hiçbir şey kesmiyoruz aşkım. Neleri biliyorlar? Keselim burada. Montajı da çözmüşler. Çok hoşsun. Hiçbir şey kesmiyoruz. Şimdi ne yapıyoruz aşkım? 2,5 saat aşkım. Kaynıyor tatlım bu böyle. Orada mı kaynayacak, fırında mı? Fırında tatlı. Şimdi pirinci tepsimize koyuyoruz. Benim kafa karıştı. Tepsi keselim mi? Ay çok aşkım. Kadar tatlı ki. Tatlım benim. Şimdi bu 2,5 saat kaynayacak. Burada. Tavuklarımız ama incik. İnciklerimiz yumuşayana kadar kaynayacak tatlım. Kaynadıktan sonra pirincimizin üzerine alacağız. Suyunu koyacağız. Toprak fırına vereceğiz. Fırından çıkaracağız. Servis. Harikasın. Harika. Sen bunun bu hali sende var yani. Var tatlı. Neler biliyorsun sen? Az değil mi? O evet. Zaman senin dediğini yapalım. Tamam. Şimdi tatlı. Keselim. Şimdi kesin. Şimdi. Vallahi. O hazırlamış olduğuna devam edelim. Tamam canım. Kestik de. Kestik. Ay tepsisiyle geliyor, evet, cam kabıyla. Evet tatlım benim. Ha sen bunları güzelce suyunu aldın. Suyu evet. Nerede? Suyumu da getiriyorum. Onu da sürahiye koymuş. Evet. Ha. Suyumu da getirdim tatlım. Şimdi ne yapıyoruz? Pirinçleri tepsimize koyuyoruz. Pişmiş incikler burada. Evet. Soğanlı, havuçlu et suyumuz da burada. Evet tatlı. Karabiber ve tuz atmıştık içine. Dört bardak suyumuz içinde. Heh. Şöyle gezdiriyoruz. Ne kadar pirince? 3 bardak pirince. Şimdi bu oldu. Böylece fırına vereceğiz. Evet. Kapatacak mıyız ağzını? Tabii. Alüminyum folyo ile mi? Evet. Neyle? Toprak fırınımızda. Hı. Kapatmasak da çok güzel pişiyor. Biz kapatmayalım, fırına verelim. Ne kadar kalacak fırında? 20 dakika. 20 dakika. Evet. Hadi onu şurada atalım. Evet, tamam mı? Sen onu hatta atıp gelirsen ben burayı toplayayım ya da. Tamam. Tamam tatlım. Orası dar çünkü. Ay
Ayşe ablacığım yağmurlu yumrulu köfte için hazırlıklarını yaptı. Evet tatlı. Hı. Yaptım. Neler kullanacağız? Dana kıyma, güvey baharatı, sarımsak, karabiber, pul biber, tuz, soğan, evet, soğan, un. Un. Evet tatlı. Çok güzelsin. Kuzu etimiz kuşbaşı şeklinde doğranmış. Evet. Biz onu kıyma şekline getireceğiz. Aynen. Onunla aynen. Başlayalım mı? Başlayalım. Lütfen. Tatlı. Ablam diyor ki o kuzu eti değil diyor, dana antrikot diyor. Evet doğrudur patronum. Çok hoşsun sen. Ama kuzudan da oluyor mu? Oluyor. Oluyor, yeter ki etiniz olsun. Evet, et olunca oluyor. Biraz büyük kalacak tatlı. Ha öyle zaten incecik kıyma gibi olmayacak. Aynen, evet. Ha, onun için. Özelliği o. Yani satır ustası olmaya gerek yok. Yok tatlı. Satırınız olsun, dana, antrikot, kuşbaşı böyle etiniz olsun. İki burun başına değil mi? Hazır. Evet hazır. Bak hazır oldu şimdi. Çok tabii, güzel oldu. Tabii, tamam. Şimdi yoğuracağım. Hı. Kapa alıyorum. Neden yağmurlu yumrulu demişler? Şekli nasıl olacak çok merak ediyorum ben. Yağmurlu yumrulu oluyor şekli. Ondan. Bu arada ocak da yanıyor, aldı başını gidiyor. Evet, ona ben yağ bir şey koyayım mı? Canım benim. Evet yağımız kızgın yağya salınacak. Hı. Çok yağ mı koymam lazım? Evet bayağı bir yağ koyacağız. Yağın içinde oluyor tatlı. Şöyle. Bunları ölçülü koyduk biz baharatlarımızı. Hı. Güvey otu da İznik'te kullanılan bir baharat. Evet, özellikle evet. Köftede değil aynen, mi? Aynen. Aynen bu köfteye. Suyla birlikte yoğuruyoruz evet, köftemizi. Un olacağı için olacak. Değil mi? Evet canım. Şunların harmanlanması gerekiyor. Harmanlandığı için unumuzu sonra ilave edeceğiz. Bayağı mücver gibi etli. Aynen tatlı. Her yerin ayrı lezzeti var. Gerçekten birçok yerde köfte yapılıyor ama hepsi farklı farklı yapılıyor. İznik'inki de mücver gibi hazırlanıyor. Unla hazırlanıp kızgın yağda kızartılıyor. Yağmuru yumru köfte diyorlar ismine de. Evet tatlım biraz daha. Yağmuru yumru köftemizin harcını hazırladık. Yağımız kızdıktan sonra da güzelce kızartacağız. Elimizle mi yapacağız kaşıkla mı? Evet elimizle. Elimizle. Yapacağız, atacağız. Harikasın. O zaman köftelerimizi, yağmuru yumru köftelerimizi güzelce evet. Kızartalım. İznik merkezde çok güzel bir lezzet yaptık. Ayşe Hanım bize kendi elleriyle hazırladı. Büryan yaptık. İznik'in özel lezzeti. Bir de dana antrikot kuşbaşı şeklinde doğranmış soğan, sarımsak kattık, un kattık. Kızgın yağda kızarttık. Yağmuru yumru köfte yaptık. Ama soframda çok farklı güzel lezzetler de var. Mesela İznik'in yöresel tarhana çorbası var. Sonra el açması ıspanaklı börek var. Taze fasulye var. Çok severim. Çocuklar için kahvaltılık hazırlamışlar ki buranın kahvaltısı çok meşhur. İnsanlar özellikle kahvaltıya geliyorlar. Çocuklar için yemelerini özendirici bir tabak hazırlamışlar. Araba dahi yapmışlar. Uçak. Çok güzel. Süslemişler harika. Zeytin çeşitlerimiz var. Patlıcan reçelimiz var. Zeytinyağımız var. Kendi özel yapmış oldukları baklava var. Baklava çok farklı. Altı, üstü baklava hamuru evet ama ortasında kek var. Onu özellikle deneyeceğim, çok merak ediyorum. Gözlememiz var, bir de zeytinyağlı sarmamız var. Ben öncelikle büryanla başlamak istiyorum.
Şöyle inciyi direkt alacaksınız. Şöyle yanına da etin suyuyla fırında pişirmiş olduğumuz pilavımızdan, ki ayranım da var maşrabada. Bakır, buz gibi ayran. Soğumadan yağmur yumur köftenin de tadına bakmak istiyorum. Arkanıza yaslanacaksınız, yemeğin keyfine batacaksınız. İzni'ye özel çok güzel, çok değişik lezzetler yaptık. Birçok gittiğimiz yerde bulamayacağımız çok buraya ait lezzetlerdi. Sunumları da çok güzel. Mesela Çin'i tabaklarda sunmuşlar. Çünkü İzni'nin yöresel lezzetleri kadar Çin'isi de çok meşhur. Bu mekanda, bu tarihi konağın içerisinde Çin'i de yapılıyormuş. Ben bu güzel lezzetlerin tadına baktıktan sonra Çin'i nasıl yapılıyor, özelliği nedir onu öğrenmek istiyorum. Önce yiyelim, sonra İznik Çinisi'yle devam edelim. Ben yine çok yedim. İsterseniz Çin'e geçelim. Çiniciliğe gönül vermiş Selcan Hanım'la birlikteyiz. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burası çok güzel. Teşekkür ederiz. Çok fazla seçenek var değil mi Çin ile ilgili? Evet, evet. Neler yapılıyor? Dini ve sivil mimaride kullanılıyor Çinilerimiz. Vazolarımız, tabaklarımız, evlerinizde görsel olarak neleri beğeniyorsanız hepsi bulunmakta. Ne yapıyoruz mesela şu an? Şu anda tabağımızın üstüne desenimizi transfer edeceğiz. Nasıl edeceğiz? Şöyle. Önce kalıp gibi yapıyoruz, sonra evet, koyuyoruz. Evet, evet, evet. Şimdi aydın yer kağıdımızın üzerinde bir tane desenimiz var. Klasik bir Osmanlı deseni. Laleler, karanfillerimiz mevcut. Bunu kömür tozuyla tabağımıza transfer edeceğiz. Şu şekilde göreceksiniz. Ay ne güzel oldu. Şimdi yavaş yavaş çizgilerin üzerinden bizim el alışkanlığımız olduğu için rahat çizebiliyoruz ama hatta ben de size şimdi denettireceğim. Görünceye kadar kolay değil. Göründüğü kadar kolay değil. Çizgilerinizin destenlere, çiçeklere göre ince, kalınlık çok çok önemli. Gözüm yapmış olduğunuz tabakta ama ben aksesuar düşkünü olduğum için dikkatimi çekti. Yüzükle kolye de Çin'e. Evet, evet. Aksesuarlar da var bu şekilde değil mi? Evet, aksesuarlarımız mevcut. Küpelerimiz, takılarımız, günlük kullanım için aynalarımız, çeşit çeşit bayanlar için ve beyler için çok özel aksesuarlarımız bulunmakta. Ne kadar güzel. Thank you.
İznik Gölü kenarında çok keyifli mekanlar var. Farklı balıklardan özel lezzetler hazırlıyorlar. Şimdi o güzel mekanlardan birine gideceğiz ve özel lezzetler yapacağız. Bakalım neler yapacağız. İznik'te güzel bir balık restoranının mutfağındayız. Yanımda da Osman Usta'm var. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. İznik'in balığı meşhur. 27 çeşit balık çıkıyormuş. Evet. Hangileri? Yayın balığı, bir yayın de... Yayın balığı, sazan balığı, sarı balık. Sarı balık da deniliyor. Evet, evet. Bu balık sazan mı? Sazan, evet. Sazan balığı. Ne yapacağız sazan balığından? Kıskı yapacağız. Bu yöreye özgü. Başka yörelerde yapılmaz. Bu yörede kıskı adıyla bilinir. Kıskı yapacağız. Harika. Fırında. Bir de yayın balığından? Yayın balığından yayın şiş yapacağız. Yayın şiş hazırlayacağız. Önce hangisini yapalım? Önce kıskıyı yapalım. Kıskıyı yapalım. Sazan balığımız var. Diğer malzemelerimiz nelerdir Osman Usta'm? Bu toz biber. Kırmızı toz biber. Bu zeytinyağı. Has İznik'e özgü bir yağdır. Bu pul biber. Hafif acımsı. Bu da tuzumuz. Evet. Bunlar nedir? Onlar sazan balığının içerisinden çıkan havyar ve kendi yağı. Kullanacağız. Kullanacağız, evet. İçerisine koyacağız. Ayrıca terbiyesini yaptıktan sonra fırına süreceğiz. O zaman kıskamızı hazırlamaya başlayalım. Sazan balığından yapılan bir lezzet. Buyurun ustam, öncelikle ne yapıyoruz? Öncelikle terbiyemizi hazırlayalım, içerisine dökeceğiz. Sosumuzu hazırladık. İçine güzelce sürdük. Havyarını da koyuyoruz. Olduğu gibi fırına veriyoruz. Evet. Bir miktar pul biber atalım. Kadar süre kalacak fırında? Yarım saat. Yarım saat. O zaman sazan balığımızı, kıska lezzetimizi fırına verelim. Yarım saat içerisinde o güzelce pişerken yayın balığını yapalım. Peki nasıl yapacağız? Onu görelim. Sıra geldi yayın balığına. Yayın balığımız var, soslanmış sanırım. Evet, evet. Nasıl sosladık? Neler kattık? Kırmızı biber kattık, zeytinyağı kattık. Tuz kattık. Diğer malzemelerimiz nelerdir ustam? Defne yaprağı kullanıyoruz. Her balıkta olduğu gibi bunda da kullanıyoruz. Soğan kullanıyoruz. Biber, domates ve limon. Harika. Bir de şişimiz var. Evet, şişimiz. Şişlerimiz var yayın balığı için. Hemen hazırlayalım ustam. Evet, hazırlayalım. Soğanın üzerine et, etin üstüne defne yaprağı, biber, domates. Tekrar et, defne yaprağı, biber, domates. Bu şekilde güzelce şişimize yerleştiriyoruz. Aralarına da limonu unutmuyoruz elbette. İznik Gölü'nden çıkan iki tane balıktan, yayın balığı ve sazan balığından iki tane özel lezzet yaptık. Yayın balığını ızgarada güzelce pişirelim. Sazan balığımız da fırında. Zaten rengi de değişmiş. Evet. Çok teşekkür ediyorum ustam. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağ sağlık. Sen onu güzelce pişirirken ben de sofraya gidiyorum. Bakalım soframızdaki yaptığımız lezzetlerin son hali nasıl olacak? Bakalım soframızda başka neler var? Birlikte görelim. Çok sağ olun. We'll be right back.
Osman Usta'mla birlikte iki tane güzel lezzet yaptık. Balık lezzeti yaptık. Biri yayın balığı ızgaraydı. Bir gün marine edilmiş olan yayın balıklarını dizdik. Biberle, domatesle, limonla, soğanla ve defne yaprağıyla birlikte güzelce pişirdik ki muhteşem görünüyor. Bir de sazan balığı yaptık. İçi de havyarlı. O da çok güzel görünüyor. Fırında yarım saat kadar pişti. Onu da aynı şekilde marine ettik. Tuz, toz biber, pul biber ve zeytinyağı ile birlikte ben öncelikle yayın balığı kafasından hazırlanmış olan çorbanın tadına bakmak istiyorum. Onu çok merak ediyorum çünkü. Bol baharatlı kokusu geliyor. Bol biberli, naneli, maydanozlu hazırlanmış olan bir çorba. Balık çorbası sevenler için güzel bir lezzet. Yayın balığı ızgaraya geçmek istiyorum. Of, ne güzel kızarmış, ne güzel pişmiş. Balık şiş de çok güzel oluyor. Çok farklı bir lezzet bence. Biz yayın balığıyla hazırladık ama şişi siz farklı balıklardan da yapabilirsiniz. Gelelim kıskı nasıl olmuş onun tadına bakmaya. İznik'te gerçekten mutfak kültürü çok zengin. Balığından sebzesine çok farklı güzel lezzetler yapıyorlar. İznik'e yolunuz düşerse bu güzel lezzetlerin mutlaka ve mutlaka tadına bakın. Bugün Bursa iline bağlı olan İznik'in güzelliklerini sizlerle paylaştık. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek afiyette kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.